Vatandaşın, Rubil abi, şimdi herkesin anlayacağı şekilde. Vatandaşın parası aman dövize gitmesin diye, amana, hele ki seçimden önce dövize, dolara gitmesin diye Merkez Bankası bankalara dedi ki ne yapın ne edin vatandaşın parasını dolara çevirtmeyin. Böyle mi anlamamız lazım bu kararı? Bu evet bu demektir. Bunun bankaları teşvik edici tarafı da var. Şimdi düşün ki 3 aydan vadeli, kısa vadeli TL mevduatlar için bankalar tuttukları mevduatın %8'i kadar Merkez Bankası'nda zorunlu karşılık bulundurmak zorundalar. Ne demek bu? Vatandaştan 100 lira alıyorsa o 100 liranın ancak 92 lirasını kullanabiliyor demektir. Yani bankalar için de teşvik edici. Peki Üç bankalar aydan için 3 aydan uzun vadeler için değil mi abi? 3 aydan uzun evet vade 3 olan. aydan uzun vadeler için. Yani 3 aydan o karşılığı senden almıyorum diyor bankalara değil mi? Yani sen bunu kullan bankalara diyor. diyor ki senden artık bu %6'lık bu zam karşılığı almıyorum. 3 aydan kısa vadeli mevduatlarından ise %8'i almaya devam edeceğim. Yani ey bankalar diyor ne yaparsanız edin vatandaşı ikna edin. Vatandaşın ağzından girin burnundan çıkın. Onun TL mevduatlarını 3 aydan daha uzun vadeli hale getirecek şekilde müşterilerinizi, mudilerinizi ikna edin. Buna karşılık ben de sizden aldığım o %8'i veya %6'yı muzam karşılık olarak, zorunlu karşılık olarak almayacağım. Elinizde daha fazla kullanacağınız bir kaynak olacak. Farkındaysam bunun tek sebebi vatandaşın elindeki TL'nin yeni döviz talebi yaratmaması içindir. Peki bu nereden çıktı? Durup dururken böyle bir ihtiyaç nereden çıktı? Hatırla Ferit, ben sana yine gönderdim. 16 Aralık tarihli Merkez Bankası'nın rezerv tablosunu gönderdiğimde şunu söyledim seyircilerimize. Bu tabloya iyi bakın. Bu son zamanlarda özlediğimiz bir Merkez Bankası brüt rezervler tablosu olarak herkesin hafızasında kalsın. Çünkü bu seviyeleri bir daha göremeyebiliriz. Hangi seviyeleri? Brüt rezervlerin 129,5 milyar dolar olduğu, net uluslararası rezervlerin 28,1 milyar dolar olduğu, net rezervin ise eksi 43,4 milyar dolara indiği. Bu tablonun özetini yapıyorum. Brüt rezervleri kendimize ait olsun olmasın onları 129,5'a çıkarmışız. Uluslararası net rezervlerimizi 28,1'e ve eksi rezervlerimizi de 43,4'e indirmişiz. Bu tabloyu ne diye seyircilerimize sunmuştuk? 16 Aralık 2022 tarihli bu Merkez Bankası rezervlerini gösteren bu tabloyu bundan sonra çok arayacağız. Nitekim dediğimiz çıktı. Bir sonrakini getirirsen, daha doğrusu 3 Ocak tarihli zannediyorum. Merkez Bankası'nın o brüt rezervlerini gösterir tabloyu getirirsen 6 Ocak. aradan 2 hafta geçmeden 6 Ocak. 6 Ocak. Aradan işte 2 hafta geçti. Brüt rezervlerin 126,4 milyar dolara indiğini gördük. Net rezervlerin 24,3 milyar dolara indiğini gördük. Eksi rezervlerin de yani borçlu olduğumuz rezervlerin de 46,6 milyar dolara çıkmış olduğunu gördük. Farkında mısın ne dediğimi Ferit? 2 hafta geçmeden 2 hafta önceki tabloyu çok arayacağız demiştik. 2 hafta sonra bunu resmi belgeler hemen bizi teyit etti. İşte bu tablo ve önümüzdeki haftalar önümüze gelecek yeni rezerv tabloları ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylardan başlamak üzere döviz kırılganlıklarını, döviz sıkıntılarının artacağını gösterir tablo. 15 Ocak tarihinde gece yarısı yayınlanan tebliğin gerekçesi bunlardır. Nedir bunlar? Bir, vatandaşların
son iki haftada tekrar döviz mevduatları hesapları artmaya başlamış. İki, Merkez Bankası'nın rezervleri son iki hafta sonra tekrar azalmaya başlamış. Bu durumda sözde makro ihtiyati tedbir adı altında iki tane karar yayınladık. Üç aydan uzun vadeli TL mevduatlarındaki muzam karşılığı kaldırarak bankaları bu yöne teşvik ettik. İki, bankalara dedik ki siz sendikasyon kredilerinizi kapatıyorsunuz, borçlarınızı ödüyorsunuz, bırakın ödemeyi. Sendikasyon kredilerinizi yenilerseniz, vade uzatımına giderseniz, hatta yurt dışından yeni döviz borcu kredisi bulup getirirseniz bu getirdiğiniz paralara da muzam karşılık uygulamayacağız. Sıfıra indirdik. Arkasındaki espriyi herkes anlamıştır herhalde. Şimdi üçüncü unsuru söyleyeyim. Son iki haftada buldukları bir sihirli formülle dövizden kaçan, altından kaçan, zaten mevduatta tutulmayan TL'leri yönlendirdikleri bir borsa bulmuşlardı. İstanbul Borsası. Son iki haftadaki oradaki sert düşüşler karşısında oradan çıkan paraların da tekrar dövize yönlenmesi tehlikesini gördükleri için o gece yarısı kararıyla bu iki tane makro ihtiyati tedbir aldılar. Gördüğün üzere problemimiz döviz kırılganlığıdır. Gördüğün üzere bir içeride vatandaşın dövize yönelmesini önleyecek tedbirler veya paralarını vadeye bağlayarak onu kullanamayacak hale getirmeye çalışıyoruz. Bankalara da diyoruz ki nereden bulursanız bulun, yurt dışından kredi bulun getirin, döviz kredisi bulun getirin. Çünkü bizim döviz rezervlerimiz riske girmek üzere. Çünkü bunun gerekçesini anlatayım. 2021 yılı sonuna kadar 128 milyar dolar nerede diye bir sloganı vardı muhalefetin. 2022 yılında da 98 milyar dolar yine kurları kontrol altına almak için kullandığımız bir döviz rezervimiz vardı. Şimdi ise seçime kadar 40-50 milyar dolar daha dövizi baskılamak için dövize ihtiyacımız var. 128 artı 98 artı 40-50 milyar dolar. Yani muhalefet artık 128 lafını unutup 128 artı 98 artı 40 demeleri lazım. Bütün o bunlar... Abi, o ikinci önlem vardı ya, ikinci hani o tebliğdeki, yani ilkini biliyoruz, o şey 3 aydan uzun vadelileri, o TL için. Bir de 6 ayla ilgili dövizle ilgili vardı ya, bankalara şey diyorlar. Ya ben daha çok zaten izleyicimizin anlayacağı şekilde bir şey yapıyorum. Sen daha çok ekonomik terimde şey kullanırsın ama ey bankalar, nereden bulursan bul, yurt dışından gelmesi şartıyla ülkeye döviz getir. Eğer getirirsen o dövize de ben karışmayacağım diyor. Benim anladığım o. Merkez Bankası. Aynen anladığın gibi ben de öyle anlatıyorum ama eğer anlaşılmıyorsa daha sadeleştireyim. Yok estağfurullah abi, anlaşılıyor da sen daha tabii şeyse yani teknik olarak... Bankalara deniyor ki siz normalde sendikasyon kredileri var bankaların. 80-100 milyar dolar civarında bankaların yurt dışından sağladığı krediler var. Bankalar fırsat buldukça bu kredilerini azaltıyorlar. Bu sendikasyon kredilerinin miktarını azaltmak gayret içindeler. Yani şöyle, o da şu demek, 100 liralık borcunun yenilenmesi gerekiyorsa 80 lirasını veya 20 lirasını ödüyor, 20 dolarını, 80 dolarını yeniliyor. Hı hı. Hükümet diyor ki, ekonomi yönetimi diyor ki, şu kredilerinizi yenilerken bırakın 100 dolarlık kredinin vadesini ve süresini uzatmayı, şartlarını uzatmayı veya yenileme yapmayı, 100 dolarlık borcunuzu ödüyorsanız 120 dolar yeniden borçlanın. Yeter ki yurt dışından borçlanın ama 6 aydan uzun vadeli olsun ki ben şu seçim dönemini rezervlerimize destek olacak dövize kavuşmak anlamında kullanayım. Bak 6 ay şart... Ama Rubel abi, bu parayın denetleme anlamında da yani onu... Orada bir sıkıntı yok mu sence de, yani hani yurt dışından para
nereden geliyorsa gelsin gibi bir mantık yoktur herhalde. Hayır, bankalar net hata noksanı gibi kaynağı belli olmayan yerlerden döviz bulamazlar. Sendikasyon kredisi orada uluslararası finans piyasalarından borçlandıkları veya yeniden borçlanacakları veya mevcut borçlarını yenileyecekleri kaynaklardan bahsediyoruz. Ama ben şimdi tesadüfe bak ki hükümetimizin Maliye Bakanlığı'nın açıklamasını ben sana onu da gönderdim. Ne gönderdim? 12 Ocak tarihli bir borçlanma sonucunu bildiren bir ilan. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın. Tablo 5. Şimdi sevgili Ferit, Türkiye 900 CDS puanından geçen haftalarda 500 CDS puanına inmesine rağmen bu hafta yine 550'lerin üzerine çıktık. Bu şu demek, yani Türkiye'nin risk primi, risk sigortası primi 500'lerde ise dünya piyasalarındaki normal faiz oranının üzerine %5 gibi de bir risk primi Türkiye içindir. Yani bu kredinin sigortalanması için. Nitekim koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 Ocak 2023'te yapmış olduğu bir açıklamada diyor ki ben 2.75 milyar dolar borçlandım. Bu borcun yıllık faizini %9,75 ile ancak bulabildim. Şimdi şartlar buyken bak kime, hem de o dış güçler var ya, dış güçler, Citibank, Goldman Sachs, Standard Charter, bunlara, yani zaman zaman dış güçler, faiz lobisi dediğimiz, faiz baronları dediğimiz kuruluşlara yetki vermişler ve bunu borçlanmışlar. Şimdi Ferit, sen Türk Bankası'sın. Döviz buldukça borcunu kapatmaya uğraşıyorsun. Çünkü bulduğun dövizi bu faizlerle hem bulacaksın hem de bunu içeride kime kullandıracaksın? Yani bankalar bu Türkiye'nin kötü yönetimi sebebiyle, yüksek CDS puanları sebebiyle şu sıralar yurt dışından borçlanmak istemiyorlar. Farkındaysan yurt içinde dövizini bankaya götüreni neredeyse sopayla kovalıyoruz. Onlara faiz maiz vermediğimiz gibi onlara makro ihtiyati tedbirlerle biriktirdikleri döviz mevduatları karşılığı menkul kıymet tesisiyle ucuz hazine bonoları almaya mecbur kılıyoruz. Yani bankalar yurt içinden döviz bulmaları cezalandırılırken yurt dışından borçlanmaları teşvik ediliyor ve ödüllendiriliyor. Muzam karşılığı sıfıra indireceğiz diyerek. Yani şimdi bankalar... Yani o zaman Rubel abi, o zaman bu yapılan hamlelerle şunu anlıyoruz ki net bir şekilde devlet bankalara kıyak çekmiş durumda. Hem döviz hem de TL anlamında. Ama şimdi sen paran 1 milyon TL'n falan bankada mevduat olarak duruyor. Tamam. Şimdi sen öğrendin ki muzam karşılıkları sıfıra indirmişler. Bankanın seni ikna etmesi için senin 3 aydan uzun vadeli mevduatına faiz artırımına gitmek zorunda. Şu an zaten %23-24'lerdeydi faiz. Vallahi 27 veren var. Şimdi 27 veren var diyorsan aklında iyi tut. O 27'nin üzerine hiç değilse bankayla Moody diyecek ki o %6'yı paylaşalım. Yani sıfırlanmış zorunlu karşılık oranı var ya %6. Bunun %4'ünü bana ver diyecek, 31'e çıkar diyecek. Farkındaysan ben attığım tweette de şunu söyledim ki bu bir örtülü faiz artışıdır. Şimdi bizim politika faizimiz ne? %9. Bankalara ne diyoruz? Bankalara diyoruz ki mevduat sahiplerini ikna edin bunların 3 aydan daha uzun vadeli TL mevduatlarını bağlamaya çalışın. Peki nasıl yapacak? Öpücükle mi yapacaklar bankalar bunu? Faiz artıracaklar. Merkez Bankası'nın vazgeçtiği muzam karşılığı müşterilerine yansıtmaya çalışacaklar. Peki faizi artırdık. %31 diyelim, %30 diyelim. %30 faiz verdiğimiz bir mevduata
krediye dönüştürürken %12, 13'ü, 14'ü veya 15'i geçersen de şöyle şöyle cezalar uygularız diye bankalara başka tedbirler de getirdik. Onlara faiz oranını %16'nın üzerinde kullandırtırsanız makro ihtiyati tedbir çerçevesinde zorunlu hazine bonosu bulundurmak yükümlülüğü getirdik. Hazine bonolarının faizlerini biliyorsun değil mi? 10 yıllık faizler %9,5'un altına düştü. Az önce bir kendi ilanlarını gösterdim. Dolara %9,75 ile borçlanan bir hükümet TL faizlerini %9,5'a indirdiğini, hazine faizlerini %9,5'a indirdiğini iddia edecek kadar garip bir anomali içindeyiz. Ferit, söylemeye çalıştığım konu şudur. Bu programın konusu ve manşeti şu. Türk ekonomisinin son bir yıllık verilerinin tamamı anomaliyi gösteriyor. Tamamı bu işte bir yanlış var. Bu işin gidişatı yanlış diye bir anomaliyi ifade ediyor. Onu temsil ediyor.